Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Pokemon Fire Red Version Tam Çözüm bölüm 14'e hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Saffron şehri Salonid'in sabrını yenerek 5. rozetimizi almıştık. Tabii ki bu aslında oyunun 6. rozeti ama biz bir rozeti atlayıp direkt 6. rozeti alarak toplam 5 rozeti elde etmiş olduk ve bu bölümde de 6. rozetimizi almaya doğru yol alıyoruz. Tamam mı? Route 16'ya gelir gelmez şuradaki ağacı kesip hemen azıcık kuzeye ilerliyorum. Orada bizi bekleyen çok güzel bir item ya da skill diyebiliriz ya da hiding machine diyebiliriz. Ne dersek diyelim, o çok güzel. Hemen onu almak için şu küçük eve giriyorum. Aa, sen benim gizli yerimi buldun. Lütfen burada olduğumu kimseye söyleme. Sana bunu vereyim. Evet, MS-02 verdi bizi. MS-02 uçtur. Harika bir uçuş tekniğidir. Lütfen bunu iyi kullan. Tamam. Yerini söylemeyelim diye bizi azıcık bir rüşvet verdi ve biz de bunu hemen aldık. Tam 10 yaşındaki bir çocuğun yapması gereken şey yaptık. Tamam, bir an önce buradan kaçıyorum şu eğiticilerle karşılaşmadan. Evet, yolun üzerinde bir Pokemon mu yatmıştı yoksa bana mı öyle geldi? Sanırsam burada bir Pokemon var. Selam, selam. Aa, çekil yoldan. Tamam, bu Pokemon kıpırdamıyor. Onu neyle uyandıracağımızı hepimiz biliyoruz. Tabii ki Pokeflute'u kullanmak istiyorum. Snorlax uyandı. Aksi bir öfkeyle saldırıyor. Evet. Biraz önce Pokeflute'ün ilahi yok, ilahi demeyelim. Gizemli müziğini dinledik. Çok hoştu değil mi? Açıkçası ben pek sevmiyorum. Animedeki güzel ama buradaki biraz tuhaf olmuş gerçekten. Tamam. Karşımızda 30 level bir Snorlax var ve onun rakibi 34 level bir Ashley. Onu yakalamak biraz zor olacak. Çünkü onun çok güzel bir skill'i var. O da Rest. Gücünün tamamını dolduruyor. Bütün statüsleri siliyor ve çok sağlıklı bir hale geliyor. Aynen şekil bir ağda olduğu gibi. Gücünü ben kırmızıya getirdiğim zaman resti kullanacak ve kendine gelecek. O yüzden bu Pokemon'u yakalamak oldukça zor. Hatta bazen gücü fullken Poketop'unu atmak daha mantıklı olabiliyor. Vakit kaybetmemiş oluyorsunuz. Sonuçta 30 level normal sıradan bir Pokemon. O bir boss değil. O yüzden yakalanması böyle ekstra zor bir Pokemon değil. Tamam, tekrar silimi kullandım. Rest'in kullanım PP'si kaçtı, kullanma miktarı? 5 miydi? 5 ise ikisini kullandı bile. Aslında bu iyi bir şey. Şimdiden ikisini kullandığına göre sadece 3 kaldı. Bu da bizim işimize yarayabilir. Tamam, Snorlax HD'ye fazla vuracaktır. Sonuçta HD'nin fiziksel defansı yeterince yüksek değil. En azından Snorlax'a karşı koyacak kadar. Tamam, canı çok güzel bir yerde. Şu an uyuyor. Uyuyan Pokemon'ları yakalamak ayrıca bir kolaydır. Ooo, kritik vurdu. Bunu neden yaptın? Neden yaptın Snorlax? Hemen Pokemon'u değiştireceğim. Daha tankımsı bir Pokemon olan Okyanus'u sahaya sürmekte bence fayda var. Bence artık Poketoplarını atmaya başlayalım. Üstümde daha çok Great Ball var. Hayır, uyutmayı kullandı. Neyse, Okyanus uyusun bari, yapacak bir şey yok. Ben de o sırada Poketoplarını atmaya başlayabilirim. Üstümde Master Ball var. Master Ball atmayacağım tabii ki. Ben Poketoplarından başlayayım. 4 tane Poketopu varmış üstümde. Biraz da ben Great Ball aldım Snorlax'ı yakalayabilmek için. 2, 3, tık! İlk Poketopunda geldi. İnanmıyorum. Snorlax harika. Beni çok uğraştıracağını düşünüyordum. Belki 10-15 Poketopu atarım diye düşünüp Poketopu almıştım ama hiç gerek kalmadı. Snorlax'a nickname vermek istiyor muyum? Hayır. Snorlax'a nickname vermeyeceğim çünkü Snorlax benim takımımda olmayacak. Bu seride. Belki başka seride. Tamam, burada üst katta. Bakalım bizi ne bekliyor. Merhaba, beni hatırladın mı? Ben Profesör Oak'ın asistanıyım. Eğer Pokédex'inde 40 tip Pokemon yakala top tutup 40 tip Pokemon'u bir araya getirdiysen sana bir ödülüm var. Amulet Coin. Harika. Amulet Coin çok güzel bir itemdir. Eğer Amulet Coin'i bir Pokemon'a verirseniz ve o Pokemon'u savaşta kullanırsanız savaşın sonunda alacağınız parayı 2 ile çarpar. Ve şu an bisiklet yolundayım arkadaşlar. Burada bir sürü yetici var. Bunların hepsiyle tek tek savaşacağız. Biraz zor olacak. Burada bir sürü eğitici var. Onlarla olabildiğince savaşacağım. Tabii ki olabildiğince. Tamam. İlk rakibimiz Grimer. Eşli'nin gücü çok az. Sadece 19 canı var. Thunderbolt'la tek atmam lazım. Yoksa durum çok kritik. Hayır, tek atamadım. Tamam. Bir an ilk defa Pokemon kaybedeceğiz sandım. Ama o da olmadı. Çok şanslıyız. Quick Attack'la işini bitirmeye çalışsam ıskaladım. Tamam, bunu ben istedim. Bir benim daha geliyor. Tamam, Eşli'yi tekrar
vurmak istemedi. Ben bir kuyu katak daha yapacağım. Biraz risk atacağım. Evet, sonunda vurabildim. Grimer'den kurtulduk. Ben artık rüyayı başa koysam iyi olur. Çünkü burada çok fazla zehir tipi Pokemon'u göreceğimi hissediyorum. Motosiklet çeteleri, roket takımı kötüler oldukları için bunlar daha çok zehir tipi Pokemon'lar kullanıyor. Tabii ki zehir tipi Pokemon'lara karşı da psişik Pokemon gibisi var mı? Var. Ama şimdilik benim elimde sadece psişik var. O yüzden ben psişik kullanacağım. Tamam, tabii ki Psychic'le vuracağım. Aa, Psychic'te sadece 10 tane var. Bir daha bir itir kullanmak zorunda kalacağım. Bilmiyorum. Bence Rüya'nın bir saldırıya daha ihtiyacı var. Psychic'in PP'si çok düşük. Evet, ilk rakibimizi yendik ve 580 Pokemon arası aldık. Harika. Hemen Rüya'yı başa koymam gerekiyor. Rüya başta olursa için daha rahat olacak. Evet, Rüya'yı başa koydum. Takımım durumu hiç fena değil. Tamam, hangisiyle savaşalım? Selam. Tamam, açım ve kabayım dedi. Neye açsın ama? Tamam, bakalım senin Pokemon'ların neler. İlk Pokemon'un Mankey. Tamam, Mankey gelmesi iyi oldu. Zehir tipi Pokemon bekliyordum ama dövüş tipi Pokemon gelmesinde sakınca yok. Çünkü Rüya pişik bir Pokemon olduğu için dövüş tipine karşı da avantajlı. Ben Shadow Ball'la vuracağım. Çünkü Psyche'yi harcamak istemiyorum. Psyche'yi daha kritik bir rakibi vurabilirim. Machop geliyor. Machop da o kadar kritik bir rakip değil. Mankey'e denk bir Pokemon bence. Ve leveli gerçekten çok düşük. Rüya'yı çok fazla kastık istemeden de olsa. Diğerlerini solladı Rüya sonradan gelmesine rağmen. Bu da tabii ki iyi bir şey. Sizmiktos mu? Tamam, Sizmiktos pek bir şey yapamadı. Ama bir an beni korkuttu açıkçası. Tamam, Machop'u da yenmiş olduk böylece. 546 exp aldık. Ve tabii ki 696 Pokemon arası. Tamam, Burakim'i de yendik. Ne yapsak? Bence bir iki yeticiyle daha savaşmakta fayda var. Ama tabii ki artık Pokemon değiştirsem daha iyi olur. Ben su Pokemon'u kullanayım. Böylece okyanusunda biraz kasmış oluruz. Dışarı çık ve oyna, küçük fare. Tamam, küçük fare ben oluyorum burada. Çünkü sadece 10 yaşındayım ve boyum 1,5 metre yoktur diye düşünüyorum. Evet, ilk kullandığım Pokemon Mankey. Benimkisi Okyanus. Level avantajı bende. Tür avantajı ikimizde de yok. Ne kullansam? Ice Beam. Power'ı en yüksek olan skill'i şu an Okyanus'un Ice Beam. O yüzden Ice Beam kullanmak istedim. Ve tek attı. Harika. Okyanus şimdiden çok güçlü oldu. Ve bir dövüş Pokemon'u daha geliyor. O da Machop. Machop'a karşı ben yine Ice Beam kullanayım. Machop, Mankey'e karşı çok daha defansı yüksek olan bir Pokemon. O yüzden tek atamayabilirim diyecektim. Ama tek attım. 696 Pokemon arası aldık. Bakalım. Tamam, biraz da yoldaki eğiticilerle savaşalım. Bu bisiklet yolunda bir sıkıntı var. Eğimli bir yer bura. Ne kadar ekrandan belli olmasa bile burada hareket etmesi çok zor eğimden dolayı. Sağa sola yukarı hareket edemiyoruz. Aşağı doğru kendimizi salabiliyoruz ama. Yani aşağı doğru gitmek çok kolay, yukarı çıkmak çok zor. Adamıma çok güveniyorum. Hadi bakalım. Adamım? O kim? Pokemon'undan mı bahsediyorsun be adam? Tamam, Pokemon'unla savaşırım senin. Ben de kendi Pokemon'larıma çok ama çok güveniyorum. Aa, yine Machop. 29 level. Leveller çok standart. Yavaş yavaş artmayacak mı leveller? Tamam, ben Water Pulse'la bir dalmak istiyorum. Water Pulse'la tek atarsak ne güzel. Tek attık. Çok güzel oldu. 546 XP aldık. Ve Machop geliyor. Tamam, Machop'a karşı da Okyanus'u kullanacağım. Ne de olsa Machop'un Okyanus'u yapabileceği pek bir şey olduğunu sanmıyorum. Herhalde bir yerinden elektrik çıkarmaz Machop. Tamam, Ice Beam sadece gücün yarısını götürdü. Yeter, 2 round'da işini bitiririm. Okyanus da 2 round'un sonunda tam 34 level olur. Evet. Hadi XP'yi ver, ben de 34 level olayım. Evet, işte bu. Okyanus tam 34 level oldu. Bu da harika stat. Artışı da tabii ki HP'si tavan yapıyor. Tam bir tanka dönüşüyor. Evet, böylece bu çete üyesini yendik. 696 Pokemon arası aldık. Evet, bayağı paramız birikti. Her eğitici yendiğimizde, daha doğrusu her iki eğitici yendiğimizde neredeyse 1,5K para geliyor. Selam. Çocuklarla savaşarak çabucak zengin olunmaz. Aha. Doğru söylüyor aslında. Evet, benden alacağı paradan pek bir şey olmaz. Ama bence onu da alamaz. Evet, tamam, bence kaybedecek. Çünkü ben onu yendiğimde Pokemon merkezine gitmek zorunda kalacak. Evet, Mankey'i yendik. Mankey de gitti. Bakalım başka ne Pokemon'u var. Primeape mi?
Primeape'i çok seviyorum. Bu Pokemon'a bayılıyorum. Hiçbir zaman takımıma almadım bu Primeape'i. Ama seviyorum. Ne yapayım, seviyorum. Evet. Ice Beam. Aa, tek atamayacağımı biliyordum. Primeape hem gelişmiş bir Pokemon olduğu için statları tabii ki daha iyi. Onun dışında zaten avantajlı bir tür saldırısıyla ona vurmadım. Avantajlı tür saldırısı burada dediğim, bahsettiğim avantajlı tür saldırısı ne olabilir? Dövüş Pokemon'una karşı uçan tip olabilir ya da pişik tip olabilir. Bende sadece şu an pişik Pokemon var ve onu daha çok fazla kastığım için artık zorlamak istemiyorum. Tamam, bir eğitici daha var burada. Şimdi de onunla savaşacağız. Biz motorcuyuz, yolların hakimiyiz. Alırım anahtarını. Tamam. Bakalım hangi Pokemon'ları kullanacak. Çok fazla dövüş Pokemon'u kullanıyorlar. Evet, sonunda zehir tipi Pokemon görmüş olduk. Ben de hiç zehir tipi kullanmayacaklar herhalde bundan sonra diyordum. Ama geldi. Tamam, zehir tipine karşı bir bite'la bir yoklayayım şöyle ne kadar vuracak. Neredeyse hiç vurmadı. Tamam bak, defansif bir Pokemon ve Minimize'ı kullandı. Artık ıskalama ihtimalim çok ama çok yüksek. Bir an önce işini bitirmeye kalksam iyi olur. Hadi Okyanus. Evet, Ice Beam. Tamam, 1-2 Ice Beam sonrasında herhalde onun işini bitirebiliriz. Oo, bak çok fazla vuruyor. Neden? Evet, gücü çok az kaldı. Ama hala vurmaya devam ediyor. Çok fazla vuracak. 20 canım var. Bence Quick Attack'la bitirsek işini. Evet. Bir an ıskalayacağımı sandım. Çünkü Minimize kullanmamış mıydım bak. Her neyse. Ben XP'mi alırım. Yoluma bakarım. Tamam, sadece bir Pokemon'u varmış. O da hiç fena değil. 666 Pokemon neresi aldık? Tamam, menüye giremiyorum. Sonunda girdim. Aslında Pokemon'ların yerlerini değiştirecektim. Pot basmak gibi bir niyetim yok bu bölümde. Evet. Buradan saldım kendime ve bir eğitici çıktı tabii ki. Egzersiz yapmalıyım. Bunu çeviren arkadaş egzersiz değil o. Egzersiz. Türkçe'de öyle. İngilizce'de exercise. Egg değil. Egg. Ama Türkçe'de egg. Egg, egg. Egg, egg, egg. Her neyse. Tamam, çok önemli değil ya. O kadar takılmayalım. Çeviriler fena değil. Pokemon Fire'ın çevirisiyle bayağı uğraşılmış. Çünkü bu Türkiye'deki en popüler Pokemon oyunu. Bunu çevirmişler. Diğer Pokemon oyunlarında çeviri bulmak ya çok zor ya tam çeviri bulamıyorsunuz. En sağlam çevirisi yapılmış oyun Türkiye'de Pokemon Fire'dir herhalde. Onun dışında Pokemon Emerald'ı gördüm. Sadece %30 çevirisi yapılmış ve %30'u, yani %30'un bir kısmı şu altta yazan yazılar, menü vesaire. Yani çok gereksiz yerleri çevirmişler bence. Önemli olan bu oyunlarda, en azından böyle düşünüyorum. Tamam, konseptimiz Pokemon ama önemli olan hikayedir, karakterlerdir, oyunun akışı vesairedir. Adam bunların hepsini bırakıp yani gidip menüdeki iki tane kelimeyi çevirmiş. Nedense mesela şurada Rüya 40 level oldu diyor. Hani çok gerekliymiş gibi. Evet, stat artışın hiç fena değil. Özel atak speed max HP. Hiç fena değil. 3 tane stadı 100'ü geçmiş bile. Bu harika. Bir Machop geliyor. Tamam, Machop'a karşı da Rüya'yı kullanacağım. Bu eğiticinin tam 4 Pokemon'u var ama levelleri tabii ki düşük. Pokemon sayısı arttıkça sağda solda gördüğünüz eğiticilerin, Pokemon'ların levelleri düşüyor. Daha dengeli olması için. 489 XP ve tabii ki 624 Pokemon lirası aldık. Harika. Bakalım başka eğitici var mı? Bıp 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 bıp. Oh, selam. Tamam, arkadan yapıştım. Güzel bisiklet, deneyeyim. Hayır, neyi deniyorsun? Onu veremem sana. Tam 1 milyon Pokemon lirası değerinde o. Onu bulmam çok zor oldu. Bir daha bisiklet senedi falan bulamam ben. Bedavaya bisiklet bir daha. Nerede alacağım? Bizik 29 level. Tamam, güzel exp bizi bekliyor. Rüya çok güzel exp alacak. 11 level fark oldu. Rüya'yı herhalde oyun sonunda kasmama gerek kalmayacak. Diğerlerini biraz kasabilirim. Hatta bayağı bir kasabilirim. Ama Rüya'nın hiç ihtiyacı yok. Diğerlerin geçti bile. Benim bütün en yüksek level Pokemon'dan herhalde 6 level daha yüksek. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ve yükselmeye de devam edecek. Eğer birkaç Pokemon daha kesersen. 975 XP ve eğiticiyi yendik. 580 Pokemon arası aldık. Bakalım burada başka ne var. Evet, biri bisikletli daha görüyorum. Onunla savaşmayacağım. Ben artık buradan...
yavaş yavaş uzayayım. Evet, bisiklet yolunun böylece sonuna geldik. Buradan okyanusa açılabiliyor muyuz? Su biraz hızlı göründü bana. Hayır, buradan okyanusa açılabiliyoruz, sıkıntı yok. Ama aşağıda herhalde yol tıkalıdır, aşağıyı göremiyorum. Açıkçası buradan hiç suya açılmadım. Yani daha önce merak etmemiştim, bu sefer merak ettim nedense aşağıda ne var diye. Hemen üst kata çıkıp neler olduğuna bir bakmak istiyorum. He, gold akarıyormuş. Likoting de değişirmişsin diyor. Tamam, oyundaki tek Likoting. Oyundaki tek Likoting'i burada bulabilirsiniz. Eğer Pokédex'i tamamlamak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız iki oyundan birinde. Tamam, HD'yi başa koydum ve buradaki yeticilerle savaşacağım. Burası benim alanım. Git buradan. Buradakiler hep uçan tip Pokemon'lar yetiştiriyorlar. Bunu biliyorum. Burada hep kuş Pokemon'lar çıkıyor. Kuş Pokemon'lar derken Firov. Mesela vahşi Pokemon olarak burada Spirov ya da Firov bulabiliyorsunuz. Hatta Firov'un üstünde de çok güzel bir item oluyor, vahşi Pokemon Firov'un üstünde. O da itemin adını hatırlayamıyorum şu an ama hava tipi, yani uçan tip, flying type saldırıların gücünü %20 arttıran bir itemi vahşi bir Firov'da burada bulabilirsiniz. Harika olur. Yani şu an takımda uçan bir tip Pokemon olsaydı ya da uçan bir tip saldırı olan bir Pokemon olsaydı kesinlikle o itemi ben bulurdum. Sizi bilmem, ben uğraşır bulurdum onu. Neyse, Spirov'u yendik. Kolay oldu. Kuş Pokemon'lar. Evet, Firov geliyor. Tamam. Bu eğiticilerin de bu arada itemlerini çalabilirsiniz. Öyle bir şey de var. Tek yapmanız gereken Thief skillini bir Pokemon'unuza öğretmek ve onu rakibe kullanmak. Ama dikkat edin, eğer Pokemon'unuzda item varsa o item kayboluyor. Evet, rakibin itemini alıyor sadece. Daha önce başıma geldi. Çok güzel bir şok olmuştu benim için. Bayağı şaşırmıştım. İtem gitti ya falan diye. Ama tabii ki bu uzun zaman önceydi. Tecrübeler iyidir. Ben de zaten burada tecrübelerimi paylaşıyorum. Evet, bir süper efektif saldırıdan ve bir süper ovu daha yenmiş olduk. Bakalım bize ne kadar para verecek? Yine mi 600? 620 de Pokemon lirası aldık. Daha fazla verin. Daha çok para ihtiyacım var benim. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, böylece Fuşya şehrine varmış olduk ve bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi Pokemonlar.